Kıymetli teşkilat mensuplarımız, büyük Türkiye zaferi yolunda çıkan 14 Mayıs seçimleri öncesinde seçim günü sandıkların takibinde seçmenlerin sandığa getirilmesinde ve yaklaşık 40 gündür sokak sokak mahalle mahalle çalıştınız. Büyük bir mücadele verdiniz. Milletin iradesine sandıkta sahip çıktınız. Ben her bir teşkilat mensubu kardeşime, buradaki kardeşlerimize, buraya gelemeyen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun diyorum. Bu başarının değerli arkadaşlar mimarı sizsiniz. Milletimiz 15 seçimdir olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızdan, Cumhur İttifakımızdan yana iradesini sandıkta rekor bir oyla göstererek destek vermiştir. Yine Cumhur İttifakı olarak da mecliste en yüksek çoğunluğu aldık ve 15 seçimdir olduğu gibi yine bu seçimde de kazanan eserler oldu, eser siyaseti oldu. Yalanların, bahanelerin, milletin nezdinde hiçbir karşılığının olmadığını da aslında bu seçimde yine görmüş olduk. Ne yaptıysa 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize, milletimizin geleceği adına eserler üretti. Ve sandıktaki sonuçta şunu söylüyordur ki, yine yapacaksa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Bu ülke için, ülkenin geleceği için, çünkü 21 yıldır yaptıklarımız ortada, eserlerimiz ortada. Hep şunu söyledik, biz değil, eserlerimiz konuşacak. Biz sözümüzü yükseltmeyeceğiz, eserlerimiz bizim adımıza her şeyi söyleyecek dedik. Ve yine değerli arkadaşlar aslında öyle oldu. Şu an neyi görüyoruz? Aslında milletimiz 11 ilimizde afetten etkilenen 11 ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek vermiştir. Bu takdire şayan bir duruştur. Yani ben tüm depremzede kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz burada bir sosyal tesiste sizlerle bir aradayız. Ama onlar çadırda, konteynerde, belki misafir olarak başka ailelerin yanında kalıyorlar. Ama buna rağmen yine Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği verdiler. Evet. Cumhurbaşkanımızın bizlerin yanında durdular. Bu da şunu gösteriyor değerli arkadaşlar. İşte nasıl bundan önceki afetlerde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize sözlerini tuttuysa, yine bu sözleri Recep Tayyip Erdoğan tutar diyorlar. AK Parti yapar, Cumhur İttifakı yapar diyorlar. Bu da aslında muhalefetin anlaması gereken bir duruş. Yani öyle yapamayacağınız işleri söylemekle millet size destek olmuyor. Yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Sizin karneniz sıfır. Aynaya baktığınızda eser göremiyorsunuz, hizmet göremiyorsunuz. Dolayısıyla burada milletimiz de size sandıkta en güzel cevabı verdi. Ve inşallah aynı anlayışla, motivasyonla biz hizmetlerimizi tabii yapmaya devam edeceğiz. 5 yıllık bakanlık sürecinde hep milletimizin dertleriyle bir arada olduk. Dertlerin çözümü adına bir irade ortaya koyduk. İşte biz milletimizin yaralarını sararken yeri geldi ekmeğimizi depremzede kardeşlerimizle bölüştük. Yeri geldi evimizi, işimizi, aşımızı paylaştık.
Ama şimdi görüyoruz ki işte Tekirdağ'da AFZ'de kardeşlerimizi kapı dışarı bırakmaya çalışıyorlar. Ama depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesin. Biz bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına bırakmadık. Yine bırakmayacağız. Biz onlarla birlikte inşallah 11 ilimizi yeniden inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Ve kendi evlerinde, kendi yuvalarında huzurlu bir şekilde yaşamalarına imkan sağlayacağız. Bizim sözümüz onlara hızlı bir şekilde, işte ilk yıl 319 bin ardından 650 bin konutun inşasını gerçekleştirmek. Bu anlayışla, bu motivasyonla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve inşallah deprem bölgesinden elimizi, gönlümüzü, yüreğimizi 85 milyon büyük Türkiye ailesi olarak çekmeyeceğiz. 2,5 milyon oy farkıyla ilk turu tamamladık. Ancak bu bize yetmiyor. 49,5 aldık. Şile özelinde de baktığımızda işte 48-75 oy aldık. Şimdi aynı motivasyonla, aynı heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu çerçevede hep şunu yaptık. Biz kimseyi ayırt etmedik. 21 yıldır da bu hizmetleri götürürken dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun herkesi kucakladık. Aynı anlayışla önce işte 28 Mayıs'a hazırlanacağız. Ardından da inşallah büyük ve güçlü Türkiye yolunda hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Tabii bizim değerli arkadaşlar kavgamız muhalefette değil. Bizim kavgamız ülkemize diz çöktürmek isteyen cüruhlarla, cenahlarla. İşte dün Sayın Cumhurbaşkanımızı gazetelerinde, dergilerinde hilalimizi kırarak Cumhur İttifakı'nın yenileceğinden bahseden dergiler, gazeteler, şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek oranda destek aldığından bahsediyorlar. Milletin desteğinden bahsediyorlar. Biz 21 yıldır işte milletimizle birlikte yürüdük. Milletin masasında durduk. Sırtımızı teröre, teröristlere, Kandil'e değil, milletimize yasladık. Milletimizle birlikte yol yürüdük. Yine milletimizle birlikte yol yürüyeceğiz.